Servisçi esnaflarımız son dönemlerde, son yıllarda çok büyük sorunlar, çok büyük mağduriyetler yaşamıştır. Merkezi hükümetimizin destekleri olmuştur bir takım. Ancak esnaflarımıza bu destekler de yetersiz kalmıştır. Çünkü diğer esnaf grupları gibi değil, bizim esnaflarımız sahada günlük çalışıp günlük kazanan, giderlerini günlük karşılayan esnaf grupları içerisindedir. Ki akaryakıta gelen yüksek zamlar, beraberinde yedek parça, sanayi giderleri yani %500'ün üzerinde bir artışla karşı karşıya kaldık. Gelirlerimiz düştü, giderlerimiz tam tersi arttı. Biz gelen zamlara göre fiyat tarifelerini düzenlemiş olmuş olsak biz %500 zam yapmamız gerek. Tabii biz bir oranda zam yaptığımız zaman da vatandaşımız, yolcularımız, velilerimiz, öğrenci kardeşlerimiz mağdur olacaktı. Bu düzenlemelerde de mümkün mertebe asgari düzeyde artışlar yaptık. Geçen hafta Türkiye Şoförler Federasyonu Başkanımızın öncülüğünde 81 ildeki servisçiler ve minibüsçüler ihtisas merkezi odalarımızda yapmış olduğumuz toplantıda özellikle servisçi esnaflarımızın sorunlarını gündeme getirdik. Bu süreçte Malatya olarak biz 2014 yılında dile getirmiş olduğumuz pırıl pırıl araçlarımızı çöpe atmamalıyız sloganıyla başlattığımız slogan Türkiye geneline yayılarak çığ gibi büyüdü ve bu soruna İçişleri Bakanımız, Ulaştırma Bakanımız, Federasyonumuz duyarsız kalmadılar. Servis araç yaşları geçici olarak 15 yaşa çıkarıldı. Kemikleşmiş bir sorunu en azından bir nevi çözmüş olduk. Ancak 7. ayda bu 15 yaş araçlar tekrar 12 yaşa düşeceğinden dolayı şu an Türkiye'de yaklaşık 300 bine yakın servisçi bu konuda mağdur olacaktır. Bunu tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın Malatya ziyaretinde de o da olarak gündeme getirdik. Bizzat kendisine bu süreci Sayın Cumhurbaşkanımıza da ilettik, dosyamızı verdik. Ankara'da bu konuya ilgili girişimlerimiz devam etmekte. Ve beraberinde personel araç yaşlarının da organize sanayisine, fabrikalara işçi ve personel taşıyan servis araçlarımızda da araç yaşı 19 yaş, 21 yaşa çıktı. O süreçte 7. ayda doluyor. Biz personel servis araçlarından mutlaka ve mutlaka 26 yaşa çıkması gerekliliğini vurguluyoruz. Bunu Ankara'da ilgili bakanlıklara da ilettik. İnşallah önümüzdeki günlerde bu çalışmamızı daha da yoğunlaştıracağız. Çünkü bu süreçte servis araç yaşlarının mutlaka 19 yaşa çıkması gerektiğini özellikle bizim Malatya olarak bunu önemli vurgulayarak bütün çalışmalarımızı bu hızla devam ettiriyoruz. Servis araçlarımızda yine mesleki yeterlilik belgesi adı altında bir belge isteniyor. Bu belge 5 yıllığına veriliyor. Tabii servis şoförlerimiz, minibüs şoförlerimizde zaten SRC var, psikoteknik var, bizim verdiğimiz kartlar var. Bu şoförlerimiz zaten belli bir eğitimden, belli bir şeyden geçtikten sonra bu hakkı kazanıyor. Mesleki yeterlilik belgesine istenilen para da 1700-2000 lira arasında. Bu esnafa getirilen büyük bir külfettir. Türkiye genelde şoförlerle birlikte düşündüğümüzde yaklaşık 600-700 bin sadece servis araçları olarak bu minibüslere de zorunlu olduğu zaman yaklaşık şoförlerle birlikte 1 milyon kişinin alması zorunlu olan bir belge halindedir. Bu belgenin mutlaka iptal edilmesi gerekir. Oda olarak Malatya'da diğer illere göre gerçekten rahat bir iliz. Esnafımız bu noktada biraz şanslı. Çünkü Büyükşehir Belediye Başkanımız gerçekten de esnafın hep yanında olmuştur. Esnafın soruna çözüm noktasının desteği olmuştur. Bizler esnafımıza ne demişsek sözlerimizi oda olarak tek tek yerine getiriyoruz. Özellikle Cezmi Kartay'daki bir minibüs durağımız vardı. Minibüslerin oraya taşınması yaklaşık 30-40 yıllık bir süreçti. Biz orayı gündeme getirdiğimiz zaman hiçbir belediye başkanımız oraya ilgilenmedi, oradaki sorunu çözmedi. Esnaf kendi kaderine terk edilmişti. Bu sorunu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'a ilettiğimizde 3 ay, 4 ay gibi kısa bir sürede çok büyük bir yatırım yaparak hem minibüs durağını yine özellikle söylüyorum 81 ilde olmayan bir toplu taşıma minibüs durağı Malatya'ya yapılmıştır. Ben burada emek hırsızlarına sesleniyorum. Servisçi esnaflarımızın en büyük sorunu olan organize sanayide çalışan korsan araçlar. Çok araç bağlanıyor. Çok denetim yapılıyor. Ancak bu insanlar araçlar bağlanıyor. 60 gün sonra aracını çıkartıp tekrar korsan çalışmaya devam ediyor.
Bu geliri nereden buluyor? Bu yetkiyi nereden buluyor? Bu kazancı nerede buluyor? Bu cesareti nereden buluyor? Biz de anlamış değiliz. Biz oda olarak kendi yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızla korsan plakaları yine tespitini bizzat yaptık. Önümüzdeki günlerde bunu jandarmamıza, İl Emniyet Müdürlüğümüze, belediyemize, gerekli bütün kolluk kuvvetlerine ileteceğiz. Bizler sizin aracınıza bağlatmadan siz kendiniz bu hırsızlıktan, emek hırsızlığından, korsan taşımacılığı bırakın diye sesleniyoruz. Çünkü esnafımızın cebindeki parasını çalıyorsunuz. Korsan araçlarla çalışmalarımıza hız vereceğiz. Korsan araçların Malatya'da çalışmasına asla müsaade vermeyeceğiz. Gücümüz yettiğince, dilimiz döndüğünce bu sorunda çözüm noktasında elimizde gelen bütün gayretleri göstererek inşallah çözeceğiz. Personel taşımacılığına ilgili alınmış olan Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin almış olduğu fiyat tarifesine mutlaka uymalarını, çünkü bu işi sizden yapacak başka hiç kimsenin olmadığını, bu işi mutlaka servisçilerinin yapacağını bilmelerini istiyorum. Fabrika sahiplerinin de buna duyarlı olacağını, olmadığı takdirde araç bulamayacaklarını, gerek personelimizin gerek fabrikalarımızın mağdur olmaması için mutlaka Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin almış olduğu fiyat tarifesine uymalarının noktasında bir kez daha uyarıyorum.